Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Haftanın son videosuyla birlikteyiz. Ben bu videoda bu haftaki gelişmeleri, işte gerek savunma sanayimiz, gerek e, sivil havacılık sektörümüzde neler oluyor? Biraz bunlara bakmak istedim ve bugün de, de tabii bir gelişme var. E, malum 5 Şubat 2020 tarihinde Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Sabiha Gökçen'den pistten çıkmıştı. Ne yazık ki bu kazada 3 yolcu hayatını kaybetmişti. 180 yolcu ve mürettebatta yaralanmıştı. Bu kazanın davası mahkemesi devam ediyor ve bilirkişi raporu yayınlandı. Biraz buna değineceğim. Daha sonra işte haftanın gelişmeleri, önemli bir gelişme. Tunus'a çok ciddi bir savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. 150 milyon dolarlık biraz bunları anlatacağız. Biraz sektöre bakacağız. Zaten bunlarla haftayı da toparlamış olacağız. İsterseniz önce Pegasus Havayolları Yolları kazasından başlayalım. Sivil havacılık kazalarında bir olayın hukuki boyutu var. Niye? İşte bir kişi hayatını kaybettiği zaman, yaralandığı zaman olayın bir hukuki boyutu var. Hukuki boyut sonrasında işte bu bir dava süreci olarak devam ediyor. Dava sürecinden çıkacak karar sigorta şirketleri açısından çok önemli. Diğer tarafta da olayın uçuş emniyet tarafı var. Yani o ülkenin havacılık otoritesi bu kazayla ilgili veya özel kaza kırım heyeti bu kazayla ilgili bir rapor hazırlıyor. Bu rapordan da alınacak dersler söz konusu. Yani eğer devam eden bir hata varsa niye bu hata yapılıyor? Ne gibi eksiklikler var? Neler yapılmış? Bunlar değerlendiriliyor. Tabii ki olayın ne hukuki boyutu ne havacılık boyutu e, bu kazada hayatını kaybeden 3 insanı geri getirmiyor veya yaralıların acılarına tabii ki derman olmuyor ama en azından olayın hukuki ve havacılık açısından irdelenmesi açısından önemli bir durum. Şimdi mahkeme 6 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturmuş. Bunlar e, bu 6 kişi kimlerden oluşuyor açıkçası çok fazla bilgi verilmiyor bunlarla ilgili ama rapordaki hazırladıkları bilirkişi raporunda bazı önemli noktalar var. Ben tabi burada izleyicilerimiz için bir şey anlatmak istiyorum. Havacılık kazaları tek bir nedenden dolayı meydana gelmiyor. uçağın havada kanalı koptu düştü gibi değil. Bu kazaya götüren bazı nedenler var. Neler olmuş neler yaşanmış birden fazla neden bir araya gelerek havacılık kazalarının oluşmasına neden oluyor. Bu olayda da uçak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkıyor. Yalova'ya geliyor. Yalova'dan alçalmaya başlıyor ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş planlanıyor. Fakat bu Yalova'daki alçalma sırasında uçağa yıldırım isabet ediyor. Yıldırım isabet etmesiyle birlikte kokpit yani uçağın kaptan pilotu Mahmut Aslan ve ikinci pilot Ferdinand Podank e, uçakta herhangi bir zarar oluştu mu? Uçuş emniyetiyle ilgili bazı kısıtlar var mı? İşte yolcular korktuysa bunlara anons falan gibi bu olayla konsantre olup bu olayla ilgili önlemler almaya başlıyorlar. Şimdi bu olaylarla ilgili önlemler alırken tabii aralarında konuşuyorlar. Kafaları biraz daha o yöne kalıyor. Bir yandan da alçalacaklar. Son yaklaşmaya gidecekler. Çok sayıda trafik var bölgede. Uçaklar diziliyor iniş için. Ve burada da önemli bir faktör var. O sırada Savia Gökçen Havalimanı'nda bir arka rüzgar var. Normalde uçaklar kalkışlarında, inişlerinde rüzgarı istenen önden alınmasıdır. İşte bu yan rüzgar olduğu zaman farklı teknikler uygulanır. Uçağın performansı normal e, önden alınana göre biraz daha düşer. Farklı uygulamalar yapılır. Arka rüzgarla da iniş kalkış gerçekleştirilebilir ama bunların limitleri çok önemlidir. Yani uçağın kitabında der ki işte şu kadar nat e, arka rüzgarda kalkış yapılabilir veya şu kadar nat arka rüzgarda şu 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 durumlarda iniş yapılabilir. Bir kere bunu aşmaması lazım. Eğer bu limitler aşıldıysa Buralarla ilgili de tabi soru işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor çünkü burada bir kural ihlali meydana gelmiş oluyor. İsterseniz bilirkişinin kişinin raporuyla ilgili bir haber hazırladım. Ben bugün tolgozbek.com sistemimize oradan birkaç cümle okumak isterim size. Raporda diyor ki, Yalova dolaylarında uçağa yıldırım isabet etmesinin verdiği stres ile yolcuların mevcut meteorolojik koşullardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla bir an önce uçağa güvenli şekilde indirilmeye odaklanması sebebiyle bunu yapamadıkları tespit edilmiştir. Yani bu tür işte arka rüzgar planlaması, ıslak pis gibi nedenlerin çok olarak çok iyi uygulanamadığını burada raporda bilirkişi raporunda ifade ediliyor. Kaptan pilot aslanın piste stabil yaklaşma kriterlerinde hıza da uymadan yaklaştığı savunulan raporda bu nedenle sink rate yani alçalma hızı uyarısı aldı ki uçak belirli bir açıyla örneğin 3 derecelik bir açıyla yaklaşma açısıyla gelir ama fazla çöküşlerde uçağın sistemleri pilotu sink rate, rate diye sesli olarak uyarmaya başlar ki bu artık normal ortalamalardan daha hızlı çöküştür. Bu çöküşün nedeni uçağın piste yetişemeyeceğidir gibi bilgiler verilir. Uçağı indirdikten sonra pist içinde durabilecek seviyede yavaşladığını düşünerek otobrek yani otomatik fren sistemi ve speed brake hız frenini kapatmıştır. Uçak 6 saniye boyunca pist üzerinde yavaşlamadan ilerlemiş ve pilotlar tarafından yavaşlamak amacıyla manuel olarak maksimum frenleme yapılmıştır. Sürati düşmeye başlamış olan uçak yerde kuvvetli kuyruk rüzgar etkisiyle yavaşlayamamış ve söz konusu kaza meydana gelmiştir. Şimdi e, bu kazayla ilgili bilirkişi raporu diyor ki kaptan pilot Mahmut Aslan'ın meydana gelen kazada asli kusurlu e, ikinci pilot Ferdinand Polang'ın da e, yardımcı kusurlu olarak görüyor. Fakat tabi sadece pilotlar değil bilirkişi raporunda aynı zamanda o sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görevli, Kule'de görevli iki kontrolörün de e, kazarda kusurların olduğu ifade ediliyor. Bir de kurum var. Kurum da HH. Normalde e, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sahibi Savunma Sanayi Başkanlığı. Yani normalde Türkiye'de havalimanları, sivil olanlar devlet hava meydanlarının işletmesinin bir tek meydan var. Sabiha Gökçen Havalimanı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın onun da orada kurmuş olduğu HH adında bir şirket var. Yani havalimanının sahibi o. Terminal işletmecisi ise ayrı bir şirket. Her aşında e, kusurlu bulunurken bu kazada bu pistin gerekli işte tamiratları, bakımları konusunda e, tek pistte çok yoğun bir trafik var. Burada da buradaki eksikliklere işa, işaret ediyor. Bakalım e, bilirkişi kişi raporu bu durumda. Tabii ki mahkeme onu e, baz alıyor ama bir taraftan da kaza ulaştırma bakanlığına bağlı kaza kırım inceleme komisyonu tarafından da hazırlanıyor raporları çıkıyor bunlar uluslararası sivil havacılık standartlarında hazırlanan raporlar bakalım buralardan neler çıkacak ne yapacak bu raporla ne kadar örtüşecek bunlara dikkatli bakmakta fayda var. Ben de gelişmeleri sizlere hem videolara hem de tolgozbek.com sitesinden aktaracağım. İkinci konumuz savunma sanayi ile ilgili. Gerçekten bu hafta e, Türk savunma sanayi açısından çok önemli bir haftaydı. Çünkü Tunus'ta 150 milyon dolarlık bir savunma sanayi ihracat anlaşması gerçekleştirildi. 150 milyon dolarlık anlaşmanın da aslan payı Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'a ait. TUSAŞ 80 milyon dolara 3 adet Anka S insansız hava aracı sistemi bu hava araçlarının yer istasyonları bakım ve yedek parça ile içeren bir anlaşmaya imza atmış oldu. E, 80 milyon doların üzerine 70 milyon dolarla e, Tunus BMC tarafından üretilen Merap rol Makina'nın Ejder Yalçın ve Katmerciler AŞ'nin tanker ve tank taşıyıcısı ile ASELSAN'dan çeşitli elektrooptik sistemler satın aldı. Bu gerçekten son yılların önemli ihracat başarılarından biriydi. İsterseniz biraz e, ANKA-S tarafına doğru bakarsak. E, ben iki video hazırladım bu konuyla ilgili. ANKA gerçekten 10 yıldır göklerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla kullanılıyor. E, TSK'nın yanı, yanı sıra... Jandarma, Genel Komutanlığı ve Emniyet tarafından da Anka başarıyla kullanılıyor. E, Anka'nın S olarak adlandırılan uydu kontrollü modeli ki bu Tunus'un tercihi bu yönde oldu. E, yer aktarma istasyonlarına ka gerek kalmadan İHA'nın e, çok geniş bir coğrafyada görev yapmasını sağlıyor bu sistemler. E, gerçekten Tunus çok önemli bir alım anlaşması yaptı. Türkiye'de çok önemli bir İHA sistemini Tunus'a ihraç etmiş oldu. Bu da Anka için ilk ihracat başarısı. İşte bu teknoloji verilir mi edilir mi falan gibi çok sayıda so soru aldık. E, linkleri aşağıya bırakıyorum. Lütfen o linklerden Anka ihracatının detaylarıyla ilgili gelişmelere bakabilirsiniz. Tabi şimdi e, Tunus Libya'nın yanında bir ülke ve Libya gözüken okuyor. önümüzdeki günlerde biraz ortalık karışacak. İşte darbeci general Hafter'in e, bizim Türk kuvvetlerine veya Libya ulusal hükümetine karşı böyle bir e, tabiri caizse atarları var. E, bakalım neler çıkacak bunlarla ilgili ben çok merak ediyorum. Bu durumda Tunus'un Türkiye'nin yanında olması çok önemli. Yani hani Ankara'lar tamam o ay yıldızla uçacaklar. Tunus bayrağı da ay yıldız ama e, o ankaların orada olması Türkiye açısından çok büyük stratejik önem. E, bakalım neler olacak. Bu açıdan bakmak gerekiyor. Bir de işte e, Tunus'un parası yok. Bunları nasıl alıyor? Yani e, Şimdi paranız çok fazla olmayabilir ama Türkiye krediyle satıyor bunları. Şimdi uzun yıllar Amerika, Rusya hep krediyle silahlarını ihraç ettiler. Bu yol buradan geçiyor. Siz o ülkelerle ilişkileriniz iyiyse, kredi verebiliyorsanız, uzun vadeli bu da tabii finansman gücünüze bakıyor. Bu silahları, savunma sanayi ürünlerini daha rahat satabiliyorsunuz. Bu açıdan da Türkiye'nin önemli adım atması da hani burada bir farklı bir model oldu. Çünkü Türk Exim Bank üzerinden kredisi gitti. Sanıyorum bu model gelecekte daha fazla ülkeyle işbirliği yapmak için önemli bir model olacağına inanıyorum ve bu şekilde savunma sanayi ürünlerimiz farklı ülkelere satılabileceğini açıkçası düşünüyorum. Sadece tabi TUSAŞ değil, TUSAŞ'la birlikte işte BMC, Nuro Makine, Katmerciler, Ayşe ve Aselsan'ın da ihracat kalemleri çok önemli. 80 milyon dolar e, TUSAŞ'a dedik. Tabi üzerine bir 70 milyon dolar. E, burada bir kere bir malzemenizi verdiğiniz zaman savunma sanayi ürünlerin ömrü uzun. İşte hava araçlarına 20-30 yıllık bir ilişki gerektiriyor. Bu hava araçlarının ömrü boyunca e, Tunus yedek parça alacak, eğitim alacak. Yarın öbür gün diyecek ki işte ya bu çok iyiymiş. Ben üzerine bunun Akıncı alayım, Aksungur alayım. Veya bir altına Bayraktar TB2 alayım gibi taleplerle de ben geleceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin bu konuda önü epey açık. Bakalım gelişmeler neler olacak bunlara bakacağız ama burada tabii önemli bir nokta var. Ee, Anka'nın Aselsan ürünü CATS kamera sistemi. T tarafından geliştirilen PD170 motoru da bu satışlardaki artık e, kriterleri aşmaya başlıyor. Çünkü tüm sistemler yerliye dönmesi sizin ihracatta elinizi çok çok rahatlatıyor. Bir başka güzel haberle devam edelim. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha detaylı haber yapacağım. Malum Eskişehir ilçesi Sivrihisar'da Ali İsmet Öztürk'ün kurduğu bir havacılık vahası var. Biz de bu havacılık vahasına yapılan Sivrihisar havacılık gösterilerine işte canlı yayınlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü burası Türkiye'ye havacılığı tanıtan, gelişmesini sağlayan, çok önemli bir bir merkez. Bu merkezde de bir müze var ama bu müzede de böyle hani uçakların sergilendiği bildiğimiz müzelerden değil. Bu uçaklar uçuyor. P51D Mustang, T6, Antonov 2 C47, PT17 gibi gerçekten dünya havacılık tarihinin çok önemli hava araçları burada uçar durumda sergileniyor. Bu hava araçları da gösteriler yapıyor. Şimdi bu hava araçlarının arasında bir UH-1H helikopter katıldı. 1966 model Vietnam gazesi. E, gemiyle, konteynerla getirildi. Orada montajı yapıldı ve bizzat test uçuşu Ali İsmet Öztürk. Daha sonra da şu an Türkiye'nin tek kadın profesyonel akrovasi pilotu Semin Öztürk çok güzel bir test uçuşu yaptı. E, bu UH-1 de klasikler arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde daha detaylı videoları ve bu UH-1 konusunu sizlere irdeleyeceğim. Malum UH-1'lerin önemli kullanıcılarından biri de Türk Silahlı Kuvvetleri. Bakalım bu konuyu beğenecek misiniz? Ben de merakla bekliyorum. Geçtiğimiz haftanın bir başka önemli konusu ise İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterinden çıkardığı 7 istihbarat uçağı ile ilgiliydi çok enteresan bir tartışma var. Hani bu uçaklar hizmet ömürlerini doldurdu mu doldurmadı mı ne oldu ne yapılacak? Bir ülkeye ikinci el mi satılacak veya yedek parçaları mı satılacak? Bunlarla da ilgili video yaptık ve sizlerden gerçekten çok büyük ilgi gördü. Ee, bakalım neler olacak? Bunlarla ilgili gelişmeleri de önümüzdeki günlerde izleyeceksiniz. Yıl sonuna doğru gelirken Doğu Akdeniz tekrar ısınıyor. Libya'da baya bir sıcak günler önümüzdeki günlerde bekliyorum açıkçası ben. Bir taraftan tabii işte Suriye, İran, Kuzey'i falan bu bölgelerde kaynıyor. Biraz bu Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki durumlar biraz soğumaya başlamış. E, i̇ki taraf pozisyonunu alıyor. Bir tarafta tabii barış gücü olarak Ruslar var. Ruslar bölgeye çok sayıda üst kuruyorlar. E, bakalım neler olacak bölgede, neler yapılacak. Bunları da merakla takip edeceğiz. Bunlar da herhalde önümüzdeki yılın ana işleyeceğimiz konularından bazıları olacak. Ve tabii ki Katsa ile ilgili yani Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı hasımlarla mücadele kanunu içine soktu Türkiye'yi. Bakalım neler olacak? Bunları da gelişmeleri göreceğiz ama birkaç enteresan haber var. Onlarla da ilgili bilgi vermek istiyorum ben. Bunlardan bir tanesi bir taraftan Türk Hava Kuvvetlerinin bir tanker uçak ihalesi, bir ihalede de Bir tanker uçak çalışması var. Bunlarla ilgili ee, biraz gündem ısınıyor. Malum malum Türkiye işte Libya başta olmak üzere epey uzun menzilli operasyonlar yapıyor. Ve elimizde gerçekten yavaş yavaş kullanım ömürlerinin sonuna gelmekte olan KC-135'ler var. Bu konuyla ilgili e, Türkiye bir adım atmak istiyor. E, diğer taraftan da sivil havacılıkta epey hareketli günler var. İşte havayolu şirketlerimiz, Türk Havayolları olsun, Pegasus olsun e, yeni yıl için tekrar pozisyonlamaya çalışıyorlar. Gerçekten sivil havacılık sektörünün durumu ...epey zorlu. E, Nisan'a kadar böyle bir bekleyiş var. İşte devlet e, nasıl bir destek verebilir? Bu sektör nasıl ayakta kalabilir? Merakla bekleniyor. Bu konuyla ilgili e, sektörün talepleri var. E, çünkü bir yandan... ...bu sektörün ayakta kalması demek... ...turizmin gelişmesi demek. Bu sektörün ayakta kalması demek... ...çok ciddi bir istihdamın devam etmesi demek. Sadece havayolları olarak değil, işte havalimanlarımız var... Bakım kuruluşları var, yer hizmetleri kuruluşları var falan gibi bu gerçekten çok büyük bir aile. Bir i̇şte şey turizmi koyduğunuz zaman milyonlarca istihdam bakıyor. Tabii 2020 ölü geçti bu sezon ama 2021 için gerçekten umutlar var. İşte bu gelişen aşı her ne kadar tabii İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs gibi durumlar ortaya çıksa da bu gibi gelişmeler bakalım 2021'in gündemini oluşturacak gibi duruyor. Bu haftanın konularını sizlere özetlemeye çalıştım. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Bizlere abone olabilirsiniz. Katıl tuşuyla destek verebilirsiniz. Hemen o abone olun yanında bir zil var. Oraya lütfen tıklayın. Bildirimlerinizi açın ki bildirimleriniz açık olduğu zaman yeni video yüklediğimiz zaman hemen bilgisi size mesaj olarak ulaşsın. Bu virüslü günlerde herkese Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.